Tuturanlar Kulübü'nün özel ilk kuponuna 250 TL'ye kadar bonus tutturdan kampanyaya katıl butonuna tıkla kuponuna oyna ilk kuponuna özel bonusu kaçırma tuturanlar kulübü pazara Hoş geldiniz Ali Ece ile birlikteyiz abi selam ee, hemen duyurumu yapayım tuturanlar kulübüne özel ilk kuponunuza 250 TL'ye kadar hediyeniz var duyurumuzu yapalım 28 Ocak Pazar günü saat 23:59'a kadar oynayacağınız ilk kupona 250 TL'ye kadar bonus tutturdan geliyor. Kampanyaya katıl butonuna e, tıklayıp kuponunuzu oynayıp ilk kuponunuzu özel bonusu kaçırmayın diyoruz. Dünkü bölümde çok güzel bilgiler verdin Almanya, Fransa vesaire güzel oldu. E, bu bölümde Senle program yapmak güzel o yüzden. Bu bölümde için. biraz Sen daha süperlik maçlarımız var. Evet. O zaman sana sorarak başlayalım bir Süper Lig gurusuna, uzmanına. Estağfurullah. Sivas Spor Beşiktaş. Pazar günü saat 16.00'da maç. Şimdi Beşiktaş'ı biliyoruz zaten. Sivas'tan alalım. Sivas Spor, Bülent Uygun'la birlikte ilk böyle Kayseri'yi yendi. Çok güzel bir başlangıç yaptı. Sonra da Galatasaray'la da berabere kaldılar. Bence biraz şanslıydılar o maç. Öyle çok üretim şeydi, penaltı. Galatasaray'ın hatası değerlendiler. 4 puanla başladı. Çok güzel bir başlangıç. Fakat çok fazla sakat verdiler vardı. Çok sakat verince Abdülkadir Parmak gibi, Ziya gibi aslında yeterliliği çok düşmüş oyuncular, çok düşük performans ve seviyedeki e, oyuncular. Ziya yaştan, Abdülkadir Parmakt'a futbollara kafayı vermemekten diye düşünüyorum. E, bunlarla oynamak durumunda kaldı ve daha sonraki maçları çok kötü. Yani bir şekilde Keçiören'i kupada yendiler ama Samsun'a yenildiler. Gaziantep'ten beraberliği kendi sahalarında zor kurtardılar e, ve Antalya maçını da öne geçmiş olmalarına rağmen kaybettiler. Antalya maçına baktım. Yine beşli oynamaya çalışıyorlar. Büyük ihtimalle Beşiktaş'a karşı da beşli savunmayla çıkacaklar. Ee, bir, bir tek Fode Koyta'yı biraz toparlamış buldum fiziksel olarak. Mana ile Koyta tehlikeli bir ikili, hücum ikilisi. Mesela Adana Demir maçında kaybedebilirdi Beşiktaş Hikmet Hoca'ya karşı. Adana Demir'de Fode Koyta gibi süratli santrfor yoktu. Bir Akintola var kanatta oynayan. Ama şey yoktu. Ee, öyle kontralar cezalandırılabilir gibiydi. Ee, burada Koyta iyi. Yani form tutmuş. Hızlı falan sağlam. Manay'da etkili bir oyuncu. Ama orta saha yok denecek kadar kötü. Çaresiz sakat vesaire. Savunmada bir şekilde kalabalık savunma ederek işte tekme tokat agresif oynayarak bir şekilde engellemeye çalışıp uzun toplarla da kontratak arıyorlar. Beşiktaş'ın durumunu da senden alalım. Sivas Spor 5-4-1 oynarsa yine Galatasaray karşılaşmasında olduğu gibi mesela. Semih ile Raşit ise Beşiktaş'ın son haftalarda elle tutulur. 3 oyuncusundan ikisi. <laughs> Bunlar boş alan buldukça daha etkili oyuncular. Kapalı savunma açma konusunda Beşiktaş'ın sezon başından beri en önemli eksiği Sosa tipi. Gerçek bir çilingir ortası yok. Şimdi böyle Amartey'i de denkleme katalım. Amartey... Stoper oynarsa alt bitmez maç. Beşiktaş'ın gol yeme ihtimali çoğalır çünkü. Oyuncular oynayacak. O Amartey altı oynarsa bu sefer de Demirege nerede oynayacak? Demirege'yi 8 mi yapacak? Çünkü orta sahada Tayfur yokmuş. O da alt ihtimalini azaltan bir faktör. Tayfur'un orta sahada oynamayacak olması. Anladın demek istedim. <laughs> yani alt ihtimalini azaltıyor. <laughs> yani oynasa maalesef çok iyi bir çocuk. Çok iyi Beşiktaş'ta ama orta saha olarak... Ah. <laughs> Bu Meraş niye yok? Ben onu anlayamadım. Yani <gülüyor> <gülüyor> ne oynadı ne oldu abi yani? Maç başında şey olmuş falan filan. Zaten o da biliyor. Ne kadar oynamazsa o kadar Beşiktaş'ta kalma ihtimali güçleniyor. Ne kadar oynarsa o kadar göze batıyor. Geçmiş olsun gerçekten sakatlığı varsa. Yani Beşiktaş kazansın istiyor. Paşalar ama üşür. Yani ben <laughs> hazırım. Yani Semih Raşit ise tüm iyi, niyetin, iyi niyetiyle <laughs> mücadele eden ama eski Fizik gücünde olmadığı için son vuruşlarda eski kalitesini gösteremeyen Cenk Tosun. Maalesef. Orta sahada şimdi kim oynayacak? Amartey, Demirege, Jetson. Şimdi Jetson, Amartey çift altı yapsa, öne atsak. Demirege'yi orada kullanmayı düşünür mü? Top Amartey. tekniğini, pas yeteneğini. Ama orada dinamizmi yetersiz kalır mı? Valla Santos'a sabırlar diliyorum. Beşiktaş transferlerini yapmadan, Beşiktaş'la ilgili yorum yapmak gerçekten istemiyorum. Üçlü sağ asla yapmazdım. Ama Artey, Demirege ve Tam Jetson'dan 4. üçlü yapmak çok, yani çok kötü. 2 oyuna gitsin değil mi aynen. abi? Bunların üçünün ikisini oynat. Yani evet. Öne kimi koyacaksın dersen evet önde de adam yani yok. Ama at Muleka'yı. Ama aynen Muleka'yı at. At yine gitsin. De hani yani en azından sahaya koş. at sonra gerekirse Peki. satarsın. Bir de şey yani. e, Muleka böyle Sivas deplasmanda o kadar çıt kırıldım bir adam olmadı en azından. Yani ne kadar olmaz yerden yere vursan da şey olmaz, de yapsan yok, yok, adam mücadele ediyor. Yok mücadele ediyor. Evet. Evet. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Bu seviyede bu tip yani boş alan olsa iş yapacak. Beşiktaş'ın sonra kapalı savunmayı açabilecek bir hücum repertuarına sahip oyuncusu yok. Ne forvet attığında ne orta sahasında. Jets, aslında mesela Jetson Demirege veya Jetson Amarti tipi bir ikili yaptığın zaman abi. semihtir Rashissa'dır, Muleka'dır. Aslında bunlar reboundları toplayan tipte Tabii, aynen, o, oyuncular. Aynen. Sekenlere vuracaklar. Tane, bir tane uzun boylu bir ee, ve dominant, güçlü bir pivot. Mesela geçen seneki Vegors'un olsa tabii, elinde. Tabii. Aslında bu takım bile bir tabii planı ki. en azından iyi tabii. yapabilecek bir takım. Sana belli, aynen katılıyorum. Bir, belli bir planı. Ama Düz bir plan ama her, böyle verimli bir plan. Her plan, olmuş. plan bir yerden birbirini bozuyor. Yani nasıl başarmışlar? Evet. Gerçekten böyle yapbozun her parçası birbirini bozuyor. Mesela bir Vegors gibi center form olsa, hakikaten hem Rashissa, hem Semi hem Mulaka yükselebilir. Jetson yükselebilir. Öyle bir center da almıyorsun. Aksine çok iyi bitirici ama iyi indiremeyen veya enerjisi yüksek olmayan Abu Bakar oynuyorsun. Arkasındaki birbiriyle uymuyor falan ilk yarıda. Plandan çok ne yapmışlar biliyor musun? Pilav. <laughs> Tabii Süleyman Demirel bize plan değil pilav lazım. Herhalde o kafayla yapmışlar. Çünkü geçen sezonu bitiren kadro şöyle bakıyorum. E, Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan oldun abi Şipsa. Değil mi? Pilav yani. Bence plan... Planla hiç boşuna yorma kendini. Düşün. Bak şöyle. Dostoyevski'nin Rusya ile ilgili 19. yüzyıl sonu Rusyası ile ilgili bir tespiti var. Boşuna böyle akılla kavramaya çalışmayın. İnanıyorsanız inanın, inanmıyorsanız inanmayın kardeşim diye yani Rusya'ya o anlamda. Haksız mı adam? Haklı çıkıyor abi adam. Nasıl mantıklı? Komünizm nasıl Rusya'da olur abi? İşçi sınıfı yok ki falan anladın mı? Yani akılla kavrayamazsınız demeye getiriyor. Daha bütün bunlar olmadı 15-20 sene önce. Şu anda da Beşiktaş'ı akılla akılla kavrayamazsın abi. Yani takımı tutuyorsun, inanıyorsun evet. Bunlardan biraz karşılığını bekliyorsun. Alamıyorsun. Başkan Hasan Bey. İnsanların işte umudu olduğunuz lütfen umutlarını gerçekleştirmeleri için başkan olarak gerekeni yapınız yönetim kuruluyla. Gerçekten bu oyuncuları ben çok daha iyisini izlemeye layık Beşiktaş taraftarları diyorum. İki takıma da başarılar diliyorum. İyi oynayan kazansın. Dilerim iyi oynayan Beşiktaş olur ama Sivas Spor maçı kazanırsa şaşırmam. Tek golle biterse de hiç şaşırmam. 1-0 Bir ikisinden biri kazanırsa. O yüzden alt oynuyorum. Sen alt bekliyorsun evet. Sen üst bekliyorsun. Bana ben Türkiye Ligi'ni alt oynayamadığım için Türkiye'deki savunma kalitesizliği beni alt oynamaktan hep uzaklaştırıyor. Beşli bile çıkmaya çalışsa takımlar çok kötü savunma yaptıkları için yiyebiliyorlar. Ben Sivas'ın da gol bulacağını düşünüyorum. Karşı Bu kez Beşiktaş'ın da gol bulacağını düşünüyorum. Peki. Karşılıklı golleyeceğim. Peki. Evet. Fenerbahçe Ankara gücü. Fenerbahçe'nin rahat kazanacağı bir maç. Ankara gücünün çok formda gelmesine rağmen. Yani Emre Belözoğlu geldiğinden beri en formda dönemlerini yaşıyorlar. Ancak Fenerbahçe'de şu anda böyle Kadıköy'de erken bir golle 2-3'ü bulup Konya Spor maçı ve daha sezonun birçok maçındaki gibi ilk bir saatte işi bitirmesini bekliyorum. Hı hı. Ee, üzerindeki stres tartışılıyor. Yani stresi azaltacak olan en önemli belirleyici faktör doğru organizasyondur. Daha iyi organize olsun. İşte Fred yokken bu kez hoca İrfan Can'ı Fred yerine orta başlatırsa İsmail Kulunç'dan bir tanesini oynatırsa 6 numara olarak çok daha rahat kazanabileceğini ben düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Yani Ankara gücü evet gerçekten işte 2-0 yendiler Karagümrük'ü. Yenilmiyorlar bir süreleri. Çaykur Rize gibi iyi giden bir takımı yendiler. Kasımpaşa'yı yendiler. Ama Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarı şu anda erken bir golle coşacaktır. Ve İsmail Kartal Hoca'nın bu sene en iyi başardığı işi neydi? Takım 1-0 öne geçiyordu. 0, -0 gibi aynı iştahlı oynuyordu ve aynı doğru organizasyonla yüksek okutanlı futbolunu oynuyordu. Hemen 2-0 oluyordu. 2-0 olunca bile 0-0'mış gibi 3-0 yapıyor. 4-0 Konya maçında 2-0 iken 4 dakikada 3 gol attılar abi. Kadıköy'de yapman gereken tarife bu. Başka türlü gerçekten kendini strese sokarsın. Fred yokken, Fred yokken İrfan Can'ı oraya koyacak. Bir tek Fenerbahçe Galatasaray maçında bunu yaptı hoca. O maç bir kriter olur mu ya? Maç oynanamadı ki. Oynanamadı ki. Tüm zamanların en silik, en tatsız Fenerbahçe-Galatasaray maçının bir tanesiydi. Yani kimse oynayabildi ki o maçta İrfan değerlendirelim. Oyun hiç açılmadı ki hep böyle tıkalı bir dama. Devam eden bir maç kral. Evet. Fenerbahçe kazanır. Maç sonucu 1-11. Fenerbahçe kazanır artı üst. Ne veriyor? Ben tahminim hepim sana paslıyorum. 1 hı hı hı. artı üst mü diyorsun? Evet. 1-39. 1-39 ne yapalım? Alisov dönüyor Ankara gücünde. Çok önemli. Ama Macheda da biraz form tutmuştu ve gol atmıştı ee, son maçta. Dediğin gibi formdalar. Ankara gücünün rotasyonu da o kadar dar değil. Diğer Anadolu takımlarına göre biraz daha iyi. Aksine Fenerbahçe'nin en sıkıntılı dönemi bu dönem olabilir. yani Fred yine de o sakatlık şeyi oldu. BK henüz iyileşemedi. Bonucci'nin durumu ile ilgili Beliz. hafif bir şey var. Belir Belirsiz dedi İsmail Hoca. Belki bu maçta oynayabilir. Ama bence en önemli stoper ee, insanların ıskaladığı Cicu. bir şey. Ciku döndü de e, Osterwolde'nin yokluğu bence etkili. Çünkü Ciku dönse bile abi uzun süre ard arda oynamayınca işte bir gidiyorsun bir geliyorsun vesaire oradaki savunma şablonu bozuluyor. Şimdi Serdar Aziz Ciku mu olacak? Ee, Bonucci, Ciku, Bonucci mu olacak? Aynen Bonucci Ciku mu olacak? Oralar Karışık. Osterwold tam oturmuştu ve 3 günde bir çok iyi maç çıkarıyordu. Şimdi mesela dünkü Başakşehir... Sağ ayağını kullandığı anlar hariç dün çok iyiydi. Evet. Sağ ayağıyla iki hatası evet. var. Evet. Biri golle sebep oluyordu neredeyse. Hep söylüyorum sağ ayağında. Evet. Sağ ayağıyla top Sol çıkarmakta sıkıntısı olduğu için sıkıntısı yani ona var. göre yetiştirilmemiş. Geliştirmesi lazım. Göre, de. dört sağ ayağına göre yetiştirilmemiş. Evet. Evet. Yine de geliştirmesi lazım. Tabii canım kesin öyle olmaz. Ee, Çünkü sol ayağı bayağı iyi. Ama birçok kontrayı mesela ilk 60 dakika şeyi ezdi geçti Piyontek'i. Birçok e, kontrayı doğmadan engellediği için yaptığı işin önemini çok anlamıyor. Bence Piontek dışında çok başka profilde olan, çok daha hareketli ve Kenny karşısında da en etkili Fenerbahçe stoperiydi. Evet. Kenny de daha akıllı davrandı Piontek'e göre. Osterwolde ile eşleşmeyip Serdar tarafı geçti. geçti. Evet. Piontek oraya evet. Osterwolde'den zaten biz center akıllıysa kaçar. Birebir oynamaz Tabii, yani. Olağanüstü da. bir fizik üstünlüğü var adamın. Onunla oynamayacak olması bence e, düşünüldüğünden daha şey. Ben mesela Futbolda, Santa Fora olsaydım, Juventus'un böyle 250'li dönemi öbür tarafta oynardım ama öbür tarafta da Bonucci vardı. <gülüyor> 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 ya da Barzali vardı. Nereye kaçsam boş <laughs> yani. karşı. Yani kenara <laughs> kaçarsın. Hocam beni al, arka <laughs> dönem falan. <değil gülüyor> <değil mi? gülüyor> Futbolda iki şeyin çok e, değerinin anlaşılmadığını düşünüyorum çünkü pozisyon gelişmediği için. Bir tanesi Kalecilerin erken çıkıp uzaklaştırdığı toplar mesela arkaya top atılıyor ya kaleciler erkenden çıkıyor onları süpürüyor bazen. Hikmet Hoca da senin aynı fikirde. Bazı kaleciler mesela çıkmıyor. Çok büyük pozisyon oluyor. Pozisyon olup kurtarsa alkışlanıyor. Aslında başta hata yapmış mesela Tolga Zengin. Bazı kaleciler çıkar hiç mesela. E, çıkar engeller onu. Pozisyonu hiç olmadığı için ne kadar büyük bir iş yaptığını fark etmez. Evet. Stoperlerde de Osterwald'e özellikle son 4 dakika 3-4 maça bakın. Mesela bunun arkasına top atıyor adam sarkıyor Osterwold'da bir geliyor kademeye evet. vuruyor taça. Mesela Samet onu yapamıyordu. Ha, şey Samet diyorsun. onu yapamıyordu işte. Evet. Samet penaltı yaptı Beşiktaş evet. maçında evet. aynı pozisyonda için. Birinde de çıktı, topu gol yedirdi. Yani oradaki fark çok bence etkiliydi. O his Karagümrük Samet'in gole sebep olduğu bu öne çıkışı. Güven evet. Yalçın'a karşı Doğru. hatırlıyor musun? Beşiktaş maçında da Ciku'dan giden topa koşup o. penaltı. Mesela Osterwold'da daha Beş hızlıydı. Beşiktaş'ın en iyisiydi o maçta Samet zaten. Dün de <laughs> E, ilk iki ilgisini aldı. Evet. Fatih Hoca'ya, Samet'e geçmiş Saşa olsun. karşı. Evet. Atromitos. Hı hı. Yani eksikler çok. Fenerbahçe'nin bu eksikleriyle o bahsettiğin gibi 30 dakikada çok üstün bir oyun ve o alıştığımız sezonun ilk alıştığımız galibiyetlerinden bir tanesini alabilir mi? Çok emin değilim ben. Hı. Ee, Ankara gücü de biraz zorlayabilir i̇lk gibi sıfır geliyor. Diyorsun. Yok ilk yarı sıfır karşı de, de, demiyorum. Onu da demiyorum. Ne diyorsun? Ee, ne dediğim belli değil. Evet. Ben ben böyle ortalama bir maç geçeceğini düşünüyorum. 2 2 3 gol aralığında bir maç bekliyorum. Öyle mi? Evet, 2 3 gol i̇ki değil. 2 3 de gol varsa. aralığı. Evet. Enteresan. Gol aralığı 2 3. Bence hani böyle çok gollü de beklemiyorum. Az yani bir 0-0 sıfır sıfır da beklemiyorum Başak Şimdi ben niye Fenerbahçe'den bekliyorum anlatayım başka hı. faktörleri de istersen. Senin varsa hı hı. zaman varsa. Öncelikle Emre Bölük'ün yakıtı, öfkesi. Hı hı. Futbolcunda da böyleydi. Teknik direktörlüğünde de. E, Kadıköy'de o olmaz. Fenerbahçe ensi kaptanı olduğu için falan Bunu yapmadığı için de kimse, ben eleştirmem, isteyen eleştirsin. E, i̇ki, ben Fenerbahçe'de artık İsmail Kartal Hoca'nın hata kredisini, teknik ve hata kredisini kullandığını ve bu maçta da yine sevgili kızının aldığı boğazlı kazayla çık. abi bundan daha doğal bir şey olamaz. Hava soğudu. Ya buna takılmanın anlamı ya çok güç benim anlamam. Benim takıldığım İsmail Hoca Samsun Spor maçında bu kadar iyi oynadığın yarım saatte 4 atman gerekiyordu. Maç bir bir bitti. Bu kez bütün silahlarını sahaya sürerek. Kronuç İsmail'den bir tanesi. Kronuç iyi oyuncu ama daha dediğin gibi yeni geldi adapte değil oyuna olabilir. Ya Kronuç ya İsmail oynayacak. Fred yerine İrfan Can oynayacak. 4-1-4-1 gibi oynayacak Fenerbahçe. Şimaski yanında oynayacak. Hem Cengiz'i de oynatabiliyorsun bu sayede. Cengiz. Savunun başlayacak. Tabii ki savunma başlayacak. Cengiz. Ankara gücünün sol beki. Hanuşek. İçeriyeçi. Hanusek iyi mi abi? Değil. Çok çizgi kullanıyor. Yani böyle bir oyuncuyu Hı. kullanacaksın içeri Kesinlikle. doğru kat edebilen oyuncuyu. İrfan Can'ı da ortadan kullanacaksın. Ankara gücünde bu savunmanın yetersizliğine rağmen bu iyi e form grafiğini yakaladı. Sen bunu Tam istifade edeceksin Çaykur Rize, edemedi, Adana Demir edemedi. Bu takımların hepsi handikapı sıkıntısı olan takımlar. Karagümrük aynı şekilde. Abi solda Tadiç. Ortada Ceko. Sol bek ve aynı zamanda sol iç gibi oynatılan bir Ferdi. Bonucci sol stoper. Ciku galiba ya. Ciku gelirse. Ben Bonucci sol stoper izlemine. Olmaz evet. mı? Yok evet, mu? Peki. Ciko'yu oynatır diye düşünüyorum. Tam Ciko'yu oynatıyorum zaten hmm. sağ stoperde. Hmm. Ciko sağ stoper, tamam. Bonucci sol stoper. Neden? Ferdi'nin gittiği yerde arkadan Bonucci direkt böyle Tadic'e uzun oynayacak. İrfan Can Şimanski hmm. uzun oynayacak. Oradan. Ben tamamen savunma biçimi, hücum biçimini belirler. Hmm. Guardiola'dan öğrendiğimi size satmaya çalışıyorum. Sabek de zaten Mert Müdür. Kardeşim Cengiz Mert Müdür ikilisini bozmayacak. Neden? Hmm. O sayı İrfan Can'ın gibi bir oyuncuyla... daha verimi yükseliyor. Dikkat edersen Mert Müldür, İrfan Can oynadığı zaman... ...sağda... ...ikisinin de en iyi maçları değil. Mert Müldür, Cengiz gibi. Maç başladı. İlk pozisyonda Cengiz içeri kat etti. Mert Müldür tak... sağ açığa geçti. Mert Müldür'ün o özelliği var. Pozisyon alması. O yüzden İtalya'yı aldılar o yaşta Sassuola'ya. Mert Müldür sıfıra inmek... ...katpeki yapma konularında başarılı Başarılı. Güzel. Bu kez... Ankara gücünde eğer Emre Bölozoğlu son karşılaşmada Çağdaş Atan'ın yaptığından kopya çekerse veya Samsun'da Gisto yaptan yaptığından kopya çekerse bu kez Mert Müldür çizgiden Cengiz'i içeriye doğru kat etmişken hem Şimans hem İrfan Can iki tane sekenleri vurabilecek iki tane skorerin olacak ofansif orta saha Fred yokken Fred'in görevini ikiye bölmek yerine Fred yokmuşçasına ne oynaman gerekiyor? Biraz daha bu bir ofansif oynaman gerekiyor. Olay bu yani. Fred çünkü çok başka oyuncu. Yani Fred din olayı geçen programdan attım buraya da getirdim. Bak kardeşim. Gön yedim bu. Gülme oğlum. Çok ciddi. Bak Hikmet Hoca antınca büyüleniyorsun. Ben Hikmet Hoca'nın öğrendiğimi satıyorum hmm. size burada. Kardeşim İsmail Kurunç böyle oynuyor. Şu çizgide. Yanında gön Veya böyle oynuyor. Evet abi Fred ama Fred böyle oynuyor abi. Şu alanın hepsinde oynuyor. Hmm. Sol çizgiden de iş yapabiliyor. Sağ iç bölgesine de gelip topu geri kazandırabiliyor. Sonra bir saniyenin altında bir sürede topu ayağından çıkarıp hucumu tazeleyebiliyor. Çok hızlı yapıyor o iş. İsmail bir buçuk iki saniye sürdü oluyor. Bir iki en önemli o Kurunç yeni geldi. Takım arkadaşlarını o kadar iyi tanımıyor. Tabii ki Ceko'yu tanıyor, Bonucci'yi tanıyor, İtalya tayfasının hepsini tanıyor. Tadici tanıyor. Eyvallah bir şey demiyorum. İşte eski Yugoslavya önce birbirini tanır. Menajerleri ortakları bir şeydir bir şeydir falan filan. Bir tanıdıklığı vardır onu demiyorum. İrfan Can'ın nereye koşacağını, Cengiz'in ne yapacağını falan öbürleri kadar iyi biliyor mu? Bilmiyor. E o yüzden onun da pası gecikiyor. O zaman sen daha fazla ön alana yıllara koyacaksın diyeceksin ki Ali Sov'a karşı şeyin eksikliğini hisseder mi Osterweilerin? Edebilir. O yüzden de üste oynuyorum. Ankara gücünün de gol atmasını bekliyorum bu açıdan. Hı. Ama Hoca eğer yine ya İrfan Can, ya Cengiz yaparsa ikisinden biri sahada olma şartı varmış gibi Fenerbahçe'nin yazılı kulüp tüzüğünde öyle oynatırsa senin dediğin tahmin çok daha gerçekleşebilir hale gelecektir. Peki Ben en iyi senaryoya göre yani İsmail Hoca'nın ben artık iyi teknik olduğumu gösterdim şimdi daha da iyi olduğumu göstereceğim edasıyla maça Fenerbahçe'yi sürdüğü senaryoyu söylüyorum. Hı hı. Ve da zamanı geldi geçmek üzere hocam. Şampiyonluk yarışı bir kenara. Çok daha fazla sen gol atabilirsin. Bir ara 103 gollü takımın rekorunu geçer mi deniyordu. Demek ki o malzeme var hocam. İşte o eskiden öyle bak, Atilla abilerin kuşağında o vardır maç analizi yazarken. Sana kulüp un vermiş mi? Vermiş. İşte <laughs> e, Su vermiş mi? Vermiş. Şeker vermiş mi? Vermiş. Helva yapsana. Hı -hı. Öyledir. Şimdi hocanın helva yapma zamanı. Hatırlıyorsun değil o yazıları? Evet, evet. Necmi Tanyolaç'ın açında vardı. E, İslam Tüpü'nün de... Vedat abinin de vardı. Vedat Okyar'ın da Beşiktaş'ta. E Davam Efendi diye girer. <gülüyor> <gülüyor> Sen de Şuhmet var, Sergen var. Ertuğrul'u aldılar. Öyle yazısı vardı hatırlıyorum. Allah rahmet eylesin. Şahane insandı yani. <laughs> Ee, geçelim mi La Liga'ya? Geçelim. Gönyem de elimde kaldı. Atletico Madrid Valencia. Evet. Lalin Gönyesini çalmışsın gelmişsin. Delim falan değil abi. <laughs> Ali Teker aldı bunu bana. Fred konusunu abi anlatırken ben anladım. İnsanlar anlatman için. İki hmm. tane iletki. Bir cetvel. Ezber konuşuyoruz. Çok güzel. Konuşuyorsun. Çok güzel. Ha, Ali, Ali, Teker böyle bir. Editor Oradan editor. Barcelona nasıl? Mescuano Club. Bu da Mescuano Editore. Hmm. Evet. Atletico Madrid de öyle, Valencia de öyle. illa <laughs> İlla sevindim, gönyesini çaldırmamış. Gibi. Kardeşim, bizim Atletik bu Valencia'ya nasıl yenildi ben anlayamıyorum. Herhalde Barcelona ile olan kupa maçına biz çok fazla konsantre olduk. Yine de Valencia toparladı. Yani sezon başındaki kabus bitti. Ben bekliyordum bunu biliyorsun. Hı hı. Yani camianın bütünleşmesi, büyük takım olması falan derken. Yalnız bu Celta Vigo maçı Atletico Madrid'de Diego Simone'ye çok fazla böyle done verecektir. Real Madrid'i yendikleri maçı düşün. Aynı şekilde o tip boş alanları bulduğu anda Valencia'yı affetmeyecektir. Atletico Madrid ilk golü atarsa Atletico Madrid maçı kazanır. 132. Zaten oranı iyi ya direkt. 132 iyi Değil yani. Evet. Ama ben bu sene çok yattım Atletico Madrid'den de Valencia'dan da. O yüzden şimdi bir tahminde bulunmuyorum sana paslıyorum. Ya ben Atletico Madrid kazanır diyeceğim. Ee, yani. Belli bir şey kalitesi var, devamlılığı da var. Yani o şey e, Real Madrid maçını finali kaybettiler falan ama son dönemde de ben de formda görüyorum açıkçası. Yani Girona maçında son saniye golüyle kaybetmek o da biraz kırıcı olsa da adamlarda belli bir istikrar ve güç devam ediyor. Yani o kadar şey olmuyor. E, Sen gerçi çok yattın bu sene dedin ama ben biraz garanti bir takım olarak görüyorum ve bu maçı kazanacaklarını düşünüyorum. Ben o kadar sürpriz görmüyorum aslında Atletico Madrid'de. Senin düşündüğün aksine. Çok sürpriz yapan bir takım değil bence. Abi. Sen hangi maçlarda o Atletico olarak yaşandın? nasıl yendik biz bu Atletico Madrid'i? Ben onu da anlayamıyorum. Ve aynı şekilde Valencia'ya nasıl yenildik. Yani bizim Atletik Club Bilbao'da <laughs> bir yamukluk oldu kesin. Yani o Bask bölgesi oynatma falan hani. Ya istikarsızlık çok doğal bir şey orada. Anlatabiliyor muyum? Yani malzeme belli. E, fizik kondisyonu işte çok maç olduğu zaman yaymak kolay işte En son Barcelona ya abi dün gece uzatmaya giden maçta 4-2 yendi mesela. Hı hı. Bekliyor muydunuz abi? Ben beklemiyordum. Ya Barcelona'dan biraz bekliyorum da. Aa, ben atletikten e, beklemiyordum. E, Valencia'yı yendik. Şimdi Valencia'ya yenildikten sonra. Valencia'da... Üf, ilk yarı sıfır mı oynasam diye düşünmüyor değilim yani. Olabilir aslında. Şimdi Atletico Madrid de... Son zamanlarda şimdi şuna da bakalım. Şimdi üst üste iki kere oynadılar. Yani değil mi? Süper hı hı. Kupa 8 gün arayla iki maç oynadı değil mi? 5. 4. 2. Yani şimdi bu Madrid derbisi final gibi falan işte Süper Kupa o nitelikte ekstra yorar insanı. Doğru. HTF maçı hadi idare ettin. Zar zor 1-0. Alt oynayalım o zaman ya. Yürü. Sen de alt oynamayı hiç sevmezsin. Yok ben direkt Atletico Madrid diyeceğim abi. Peki. Atleti ben alır hem alt hem Atletico Madrid kazanır diyerek Hmm. Kafa karışıklığıma son veriyorum. 1-0-2-0 diyorsun yani. Ya 1-0 2-0. iyidir oranı. Son maç. Son maç. Lazio Napoli. Serie A. Sarri hocamın efsanesi oldu ama şampiyonluğa taşıyamadı son düzlükte. Hmm. Napoli. Sarri hocam gittiğinden beri de bir tek işte Extend Next olmaz dense de <laughs> oldu. Adam şampiyon yaptığı gibi bir de eski bir Roma'nın hocasıydı. Yani Roma napoli ezeli rekabeti çok çok büyük. Büyük nefret var iki taraf takım arasında. Hmm. Ve hocam Spalletti kendini İtalyan milli takımına da attı. Ve o günden beri Napoli ferlik ferlik teknik direktör arıyor arıyor bulamıyor. Sıkıntılar, sıkıntılar, sıkıntılar. 9. sıraya kadar düşmüş. Evet abi. Geçen senenin şampiyonu. Lazio ise ben daha iyisini beklerdim Lazio'dan. Yine de hani son Inter maçı hariç. Aslında sadece arada 2 puan fark var bu arada. Yani ya yani ben Lazio'dan da Napoli'den de çok daha isim bekliyordum bu sezon. Yani geçen sene o Lazio bir dahaki sezon daha güçlü şekilde şampiyonluğa oynayabilecek bir takım hüviyetini sergiliyordu, mi? gücünü gösteriyordu. Bu sene sıkıntılı tabii Immobile'nin olmaması. Yine bu maçta da yok. Şampiyonlar Ligi harcıyor abi. Lazio'yu geçen sene iyi çıkış yapmış tabii canım. takımları Şampiyonlar Ligi yapak. Şimdi ben Napoli'deki eksikleri söylüyorum. Osimen. Bir tek burada çok iyi oynayan Anguissa. <laughs> Kamerun'a gitti. <laughs> Marsilya'da finalde kaybettiği topu hala unutamıyorum. Atletico Madrid'de oynanan finalde. UEFA Kupası finalinde. Kamerun'da da diyor. Kı Kı Kıvaradon'la, işte Kıvaraşkeli'ye de Maradona'ya benzetip <laughs> işte Napoli'de öyle diyordu. Bu sene pek Maradona'lığını göremedik. <laughs> o ayrı. El Tigre ise de hani daha biz göremedik. Abi Matias Oliveira Solbeck. Alex Mare Kaleci. Mario Rui Solbeck. Hamet Traore fena oyuncu değil. E Giovanni Simone de yok. O Simen yokken, Kıvara yokken. Evet. Çok, çok ilk yarı... Bakayım şöyle ilk yarı 2.5-6 var mı? Ee, öyle bir... O... Öyle bir şey yok. O kadar bedava <laughs> da çok iyi ama tuttur. Yani çok iyi ama o kadar da hani kasa bu yani sonuçta. Yani. Evet. <laughs> e, Napoli'nin bu kadar eksiği varken Beni Lazio'ya biraz yaklaştırdın. Yani Valla Ege öyle yazmış baksana. Yani i̇lk defa düşük spor oynayacağım abi. Alt oynuyorum ben. Evet ben de ilk defa düşük skor oynayacağım. Ben de alt oynuyorum. Seri güveniyorum çünkü Türkiye'de olsaydı oynamazdım ama Seriyanın savunmasına güvendiğim ama için şimdi bir dakika, alt, alt bir dakika. Beşiktaş o konuda da imkansızı başardı. <laughs> Matteo Ferrari'yi hatırlıyor musun? Evet. Doğru. En ağır İtalyan savunmacıyı mı aldık diyoruz. Bir de ismi de dalga geçer gibi Ferrari. Pek göremedik. <laughs> Ferrari'yi <'cini gülüyor> pek göremedik yani. Şöyle, kapalı savunma da iyiydi de. Abi o Fenerbahçe maçına yaptığı hata nedir ya? Hala ben aklım almıyor yani. Bir gerçekten. Manisa maçı hatırlıyorum. Hani Seri A katısını... savunmacını güveniyorsun evet. ya. Hani evet. Alman kaleci genelde iyidir. Beşiktaş kötüsünü evet. almayı başardı. Ya bir Manisa maçı ee, hatırlıyorum. Tane. Galiba yine Hikmet Hoca'ydı takımın başında. 30 saniyede bir adamlar arkaya sarkıyordu. Acayip bir maçtı. Ferrari'nin arkasını 30 saniyede bir sarkıyorlardı. Galiba Yiğit Gökoğlan'ın falan işte çıkış yaptıkları maçtı. Altınlar i̇şte Ferrari gibi. diye aldık ama <laughs> süsler de inadına ileri çıkarıyordu falan. Çok acayip bir maçtı. Yani artık kullanılmayan arabalar gibi performansı var diyeyim ben sana. Yani hatalı üretim, işte hatalı seri üretim. Hani seri A anladın mı? Hatalı seri üretim parçası. Abi adam şeyde iyiydi. Ama Mehmet Demirkol söylemişti biliyor musun o zaman? Bu hmm. adam Beşiktaş'ta başarılı olamaz. Beşiktaş'ı karşılayamaz. Bir Beşiktaş taraftır ona yapmıştı ona kızmıştı. Olaylar olaylar hatırlıyor musun? Yok hatırlayamadım. Tabii tabii sen işte şöyle falan filan klasik. Nerede ki yayında mı yani? Nasıl? Yayında yayında. Ha. Tabii tabii beni hiç unutmam olayı. Ferrari Z'de oldu insanlar yani. i̇nsanları <laughs> birbirine kırdırdı vurdurdu ki süreç sonunda 3 Temmuz oldu biliyorsun. Oh. Ferrari o bak Almeyda karşı karşıya kaçırmasa. Volkan tabii, tabii, adamın dizine vuruyor karşı karşıya tabii. ya. O herhalde öyle öğretmişti Oradan dönüp ona. dönüp dört. Kalecinin dizine vurursan 5 puan <laughs> veriyorlar Hugo diye. Hugo oynamış küçükken vardı ya. Hatırlıyor musun o oyun tabii. vardı telefonla yönlendirme. Tabii. Hugo neydi oradaki abinin adı ya? Adam Tolga abi. Ha Tolga abinin iste Bağların istediği gibi olunca <laughs> e, Tolga abiye Hugo'ya saydırıyordu falan. Ferrari'ye de ben öyle yaptım o <laughs> maçta biliyor musun? <laughs> hala şu anda Tarklısın. aklıma geldikçe aynı şeyler içimden geçiyor yani para yok söyleyemiyorum <gülüyor> <gülüyor> para kazanmak için doğru adreslesiniz tuttur'da kampanyalar devam edecek programlar devam edecek arada güldürüp eğlendirmeye de çalışıyoruz beğeniyorsanız ona da devam edeceğiz Gönlüm ve ben gidebiliriz görüşmek <laughs> üzere haftaya hoşçakalın tuttur'un sunduğu tutturanlar kulübü sona erdi